12 Akşam Bülteninden hepinize merhabalar, ben Tülay Ünlü. Ordu'nun turizm odaklı gelişmesi ve kalkınması amacıyla başlatılan tanıtım faaliyetleri kapsamında çoğunluğu Körfez ülkelerinden 50 gazeteci ve seyahat acentesi temsilcisi kente geldi. Ordu Valiliği'nin daveti üzerine şehre gelen heyet, Ordu Giresun Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Ordu Valiliği'nin daveti üzerine Irak, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Lübnan, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt ve Fransa'dan 50 gazeteci ve seyahat acentesi temsilcisi kente geldi. Heyet, Ordu Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından çiçeklerle karşılandı. Havalimanında TV52 Haber'in sorularını yanıtlayan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, gerçekleştirilen organizasyon sayesinde Ordu'nun değerlerinin dünyaya tanıtılacağını söyledi. Ordu'yu turizmde belli bir noktaya getirdik. 2 senedir çabalıyoruz, tanıtıma gayret ediyoruz. En fazla ses daha önce getirdiğimiz ve Ordu'yu tanıttığımız Arap gazetecilerden geldi. Ve doğrudan Riyad'dan 6 kadar uçak geldi bu sene. Önümüzdeki yıl Allah izin verirse 100 uçak Arap kardeşlerimiz bizi ziyarete gelecek. Körfez ülkelerine çok önem veriyoruz. Çünkü o bölgedeki insanlarımız hem doku ve yapı itibariyle hem de Türkiye'yi her platformda desteklemeleri nedeniyle hem de Ordu'yu cennet gibi görmelerini sebebiyle bizim için önem arz ediyor. Ordu'nun Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Fali Balkanlıoğlu, Körfez ülkeleriyle ilişkilerin önemine dikkat çekti. Baktık bu tanıtım faaliyetlerimiz çok ses getiriyor. Bu sefer üçüncüsünü düzenliyoruz. 50 civarında çeşitli Arap ülkelerinden, başta Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar olmak üzere gazeteci bizimle 6 gün boyunca Ordu'yu ve güzelliklerini tanıyacaklar. Onların güzel bir sözü vardı. Medine Ordu hadigatun min hedaibil cennet. Gene söyleyeceklerini tahmin ediyorum, umuyorum. Bir de ölmeden önce cennete girmek istiyorsanız buyurun Ordu'ya gelin diyecekler inşallah. Tanıtım açısından son derece önem verdiğimiz bu gazeteci kardeşlerimizi buralardan son derece iyi intibalarla gönderebilirsek önümüzdeki dönemde artık görmeye alıştığımız Arap turistleri her yerde göreceğiz. Çarşı, pazar, her yer hareketlenecek inşallah. Ekibe öncülük eden Mısırlı gazeteci Rukiye Hamza da Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na bu güzel daveti için teşekkür etti. Şimdi biz 45 tane gazeteci her Arap dünyasından geldik. Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Mısır, Filistin, Ürdün her yerde buraya geldik. İnşallah bir hafta Ordu'da kalacağız. Çok güzel bir program yapacağız. Her yerde gezeceğiz. Hamza, Ordu'nun güzelliklerini tüm Arap ülkelerinde paylaşacaklarını vurguladı. Biz düşünüyoruz, Ordu hakkında çok haberler yazacağızlar. Çünkü önceden buraya geldik, biz çok okuduk Ordu hakkında, çok fotoğraf gördük. Vali Bey onun işi gördük. Bu yüzden biz inşallah çok güzel program bekliyoruz ve çok haberler yazacağız. Körfez ülkelerinden gelen heyet Kurul Kalesi, Çiseli Şelalesi, Ünye Müzesi ve Perşembe Yaylası ve Ulugöl gibi Ordu'nun tarihi ve turistik yerlerini gezecek. Ordu'da çekilen görüntüler ve yapılan röportajlarsa BBC Arapça, El Arabiya, El Dubai, El Yarmouk gibi 12 ülkenin televizyon ve gazetelerinde yer alacak. Ordu Giresun Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Körfez ülkelerinden gelen heyet bugün de sabah kahvaltısında buluştu. Ordu'nun turizm odaklı gelişmesi ve kalkınması amacıyla başlatılan tanıtım faaliyetleri kapsamında çoğunluğu Körfez ülkelerden 50 gazeteci ve seyahat acentası temsilcisi kente geldi. Ordu Valiliği'nin daveti üzerine Irak, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Lübnan, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Kuveyt ve Fransa'dan gelen gazeteci ve seyahat acentesi temsilcileri kentte görev yapan basın mensuplarıyla birlikte bir otelde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.
Programda konuşma yapan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, gerçekleştirilen organizasyon sayesinde ordunun değerlerinin dünyaya tanıtılacağını söyledi. Ordu'yu gezip göreceksiniz inşallah Ordu şehrimizi. İnşallah tahudun cümle siyahiyye fiyel medine. Cennet gibidir Ordu ve yaylaları da serindir. Çok geniş yaylaları var. Karadeniz'in en güzel şehridir. Bize yakın Trabzon vilayetini, biraz da Rize'yi sizin özellikle Suudi Arabistan'dan, Kuveyt'ten, Katar'dan çok fazla misafirler geliyor sizin ülkelerinizden. Ordu vilayetimiz oralardan çok daha tabii güzelliklere sahip. Ancak yeterince tanıtılmadığı için buraya fazla gelmiyorlardı. Buraları sizin gezmenizi, görmenizi arzu ediyoruz. Gittiğiniz ülkelerinizde de anlattığınızda veya basında, yayında, sosyal medyada paylaştığınızda daha fazla tanıyacak ülkenizdeki insanlar inşallah. Ordu son derece güvenilir bir vilayettir ve halkı çok misafirperverdir. Özellikle Arap ülkelerinden gelen misafirleri saygıyla, sevgiyle karşılarlar. Sizler aramızdan görmekten çok mutluyuz. Arap turist sayısı açısından 2017 yılında daha ileri seviyeye ulaşılmasının hedeflendiğini belirten Balkanlıoğlu, yapılan tanıtım faaliyetleri sonucunda sağlanan turizm hareketliliğiyle ilimiz ekonomisine ve turizm sektörüne bir hareketlilik getireceğine dair umutlarımız her geçen gün artmaktadır. Hedefimiz 1 milyon turist, bu noktada çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor şeklinde konuştu. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da inşallah buradan ayrıldığınızda ordunun güzelliklerini ülkenizde de paylaşırsınız. Ordu'da yaz mevsimini sahili ve şelaleleriyle, kış mevsimini de kar ve kar manzaralarıyla geçirmenizi diliyorum dedi. Bugüne kadar yapılan çalışmalara baktığımız zaman tanıtım faaliyetlerinin Sayın Valimiz önderliğinde hangi aşamada olduğunu şimdi daha iyi fark ediyoruz. Sizleri burada ağırlamak elbette ilimiz açısından son derece önemli. Biz de bu çerçevede bugün sizlerle birlikte olmayı Sayın Valimin davetiyle arzu ettik. Ve bir kez daha bu güzel şehre gezip göreceğiniz mekanların dünyanın farkını ortaya koyabilecek bir bölge olduğunu size hissettirecek bu çalışmaya, bu geziye tekrar hoş geldiniz diyorum. İnşallah buradan ayrıldığınızda bu güzel imajı siz de ülkelerinizde yaygınlaştırır ve yaz dönemlerini özellikle sahiliyle, şelaleleriyle geçirmeniz, kış dönemini de kar ve kar manzaralarıyla geçirmeniz dileğiyle çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Programın sonunda Ordu'ya gelen basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Vali Balkanlıoğlu, BBC Arapça, El Arabiya, El Dubai gibi Arap basınının önde gelen televizyon kanallarına röportaj verdi. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, gurbetteki hemşerilerine seslendi. Mesudiye'nin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için nüfusun artması gerektiğini vurgulayan Başkan Gül, bu hedeften en büyük desteği sivil toplum örgütlerinden bekliyor. Mesudiye Belediye Başkanlığı öncülüğünde Mesudiyeli muhtarlar, İstanbul'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Ataşehir'de bulunan Mesudiye Dayalı Derneği Kültür Merkezi'nde bir araya geldiler. Biz bu tür istişare toplantılarımızı her sene gerçekleştiriyoruz. Bizim nüfusumuzun %90 göç vermiş bir ilçeyiz. Gurbette Mesudiye başlığını taşıyan toplantıda değişen ve hızla gelişen Mesudiye anlatıldı. Toplantıya katılanlara hitaben konuşan Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, sivil toplum kuruluşlarının önemine ve işbirliğine vurgu yaptı. Bu %90 vermiş olduğumuz göçün de en az %80'i İstanbul'daki hemşehrilerimiz, yani şu andaki dernek başkanlarımızın temsil etmiş olduğu hemşehrilerimiz oluşturuyor. O yüzden bizlerin de özellikle kış gelir gelmez, yani biz güz diyoruz, güz gelir gelmez Mesudiye Belediyesi olarak da hem dernek başkanlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi hem de hemşehrilerimizi direkt derneklerini ziyaret etmek, derneklerde toplantı yapmak, birlikte istişare yapmak amaçlı yaklaşık burada 1-2 ayımızı geçiriyoruz. Yani zorunlu işimiz olduğu zaman gidiyoruz, geliyoruz ve burada hem şenliklerinize,
hem düğünlerinize, hem acı gününüze, hem tatlı gününüze birlikte devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar gurbetteki Mesudiyeli hemşerilerimizle bir arada olmaya gayret gösteriyoruz diyen Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Mesudiye'nin en büyük sorunlarından birinin nüfus olduğuna dikkat çekti. Çalışmalarımızın tüm mahallelerimize göre, yani bazen mahalle köy dediğimiz zaman ama sizin için köyünüz bizim için de mahallemiz dediğimiz mahallelerimizde ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Şu anda da Surum'da da gördüğünüz gibi, izlediğiniz gibi hem bunları sizlere göstermek, taşımak hem de burada belli işarelerde bulunmak amaçlı bugün buradayız. Başkan Gül, Mesudiye Ordu'nun 19 ilçesi arasında nüfus bakımından 11. sırada yer alıyor. Hedefimiz ise 20 bin. Bunun için herkesin desteğini bekliyoruz dedi. Bu noktada belki yarın ben yine olmayacağım ya. Ama bizim yerimize başka arkadaş olacak. Allah ömür verirse. Yani Allah-u Teala bize yazmışsa bunu, biz burada belki bir dönem daha devam edeceğiz. Yazmamışsa başka yerde Mesudiye'miz için, ordumuz için, ülkemiz için hizmet edeceğiz. Ama biz yarayan bir yara varsa, bir sıkıntı varsa çözersek, hem işte bak genç, işte dahil derneğimiz genç insanlarla oluşmuş. İşte gençlerimiz de, gelecek nesil de, ha Allah razı olsun, ya sivil toplum örgütçülüğü noktasında da bak Mesudiye'de çok güzel şekilde birleşmişler, tek uçut olabiliyor. İşte CHP'lisi de, AK Partilisi de, MHP'lisi de, partisizisi de bir araya geliyor, aynı şekilde hizmet edebiliyor diyebilmeliler. Yani bunu sağlamak da bizim boynumuzun borcu. Ama sizler yarın bir yola çıktığımızda arkamızda durmazsanız, ki duracağız inanıyoruz, o zaman biz de bir şey yapamıyoruz artık. Çünkü neden? Sivil toplum örgütçülüğü özel bir yapıdır yani. Yani biz dernek başkanımıza bir talimat veremeyiz. Çünkü neden? Sivil toplum örgütü noktasında kendileri seçimle, işte kendi üyelerinden geliyor. O yüzden de bize samimi olurlarsa, bizimle beraber çalışırlarsa, muhtarınla yanlarlarsa, başta muhtarımız olmak üzere mahallesine ya da buradaki insana daha güzel hizmet ederler. Diyoruz ki kardeşim, hangi siyasi görüşten olursa olsun gel seni güçlendirelim. O gücün içerisinde yer al. Diyelim ki git yarın sen CHP'den işte milletvekili adayım oluyorsun. Belediye başkanı adayım oluyorsun. Yoksa işte meclis üyesi adayım oluyorsun. Sana yardımcı olalım. AK Parti'den belediye başkanı adayım oluyorsun. Milletvekili adayım oluyorsun. Meclis üyesi oluyorsun. Destekleyelim. Aynısı MHP içinde. Öyle bir ayrımımız yok. Adamın fikri görüşü neyse orada mücadele verecek. Ama gücü nereden alacak? O sivil toplum örgütünden alacak. Merkezi İstanbul'da bulunan Kumrulu Yönetici ve İş Adamları Derneği olağan kongresini yaptı. Seçimli kongrede görev değişimi yaşandı. Özay Dervişoğlu bayrağı yeni başkan Asım Zolan'a bıraktı. Kumrulu Yönetici ve İş Adamları Derneği 4. olağan kongresini yaptı. Divan Başkanlığını Mali Müşavir Mustafa Cayan'ın yaptığı seçimli olağan kongreye çok sayıda Kumrulu iş adamı, siyasetçi ve Kumru'nun tanınmış simaları katıldı. Kongrede görev değişimi de vardı. Mevcut başkan Özay Dervişoğlu bayrağı yeni başkan Asım Zolan'a bıraktı. Kuyat biliyorsunuz kurucu başkanıyım. Kuyat benim çocuğum gibi. O yüzden bu çocuğu şimdi biz büyüttük, okul çağına getirdik. Üniversite eğitimini Asım abi yaptıracak inşallah. Ben de bu çocuğumuzun takipçisi olacağım bundan sonra. Kendisine de yönetim kurumlarda üzerime düşen ne varsa tüm desteğimi vereceğim. Onu buradan söz veriyorum kendisine. Bize iş düştüğünde, Sayın Başkanım bize emrettiğinde biz ne gerekiyorsa yapacağız. Başkan yardımcısı olarak zaten yönetimde yer alan yeni başkan Asım Zolan, Kumrulu Yönetici ve İş Adamları Derneği olarak hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. Evet, ben başta gerçekten 3 dönem beraber çalıştım. Özay Başkan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten derneğimizi çok güzel seviyelerine getirdi. Bizi güzel temsil etti. Ve biz de ondan sonra bu bayrağı bize devletle güvendi. Yani biz kağıt üzerinde her ne kadar devlet teslim yapıldıysa da biz Öz'le beraberiz. O bizim hala başkanım, oysal başkanımız. Ortak paydanın Kumru olduğuna dikkat çeken Başkan Zolan, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Kurucu Başkanımız her zaman önemli kararlarda, önemli toplantılarda, güzel yerlerde yanımızda beraber olacak. Asla ayrımız kaybında olacak. Biz bütünüz ve biz Kumluyuz. Kumluyuz diye diğerler hep bırak bizim için. İnşallah şöyle bir sözler vardır. Bazı tabir hamlelerde okumuşumdur. Eğer çırak uçuşu geçmezsem sanat ölmüştür. İnşallah bu çırak uçuşu geçecektir. Daha güzel yerlere bu dernek gelecektir. Teşekkür ediyorum. Kongreye katılan Kumrullar Dernek Başkanı Celal Zengince de kısa bir konuşma yaptı. Kongremizin hayırlı vesile olmasını diliyorum. Ben şu ikinci dönem dernek yönetiminde yer alıyorum. Bir yönetim kurulunda, bir de başkanı olarak. Gerçekten bu dönem hayatımın en güzel günlerinden bir tanesiydi. Çocuklarıma hatıralarını anlatabileceğim, torunlarıma hatıralarını anlatabileceğim dönemlerden bir tanesi. Niye diyorum? Bu vesileyle çok derneklere gittik. Hala da gidiyoruz. Hordefin de yine üyesiyim, yönetim kurulu üyesiyim. Bu sayede de Celalettin abi sağ olsun bize kazandırdı oraya. Bazı gerçekleri görme imkanı buldum. Emin olun bazı derneklere gittiğimizde kılıçlar ve bıçaklar çekilmiş. Yani herkes birbirinin acaba ne yapacak neyse. Ama biz Kumrullar Derneği'ne geldiğimizde bunu görmüyoruz. Dostluk görüyoruz, samimiyet görüyoruz, arkadaşlık görüyoruz. İster siyasi görüşü farklı olsun, ister ticari görüşü farklı olsun, ister mezhepsel görüşü farklı olsun. Ama şu kapıdan girdiğimizde veyahut da topluma bir araya geldiğimizde öyle bir kaynaşıyoruz ki ruhumuz dinleniyor. Kumrulu olan Esenler AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Taran da derneğin yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Şimdiki arkadaşlarımızı aldı. İnşallah en güzel şekilde temsil edeceğiz hep birlikte, tüm buradaki üyelerle birlikte kumrumuzu. İş Adamları Derneğimizi daha güzel yerlere taşıyacağız. Bizim burada varlığımız arkadaşlar, Kumru'daki tüm kardeşlerimize güç veriyor. Kumru'daki tüm hemşerilerimize moral veriyor, motive ediyor. Yani şöyle düşünün, burada başkanlarım aramışlardır. Kumru'da hiç kimsesi olmayan, Kumru'dan dışarıya çıkmamış bir tane öğrencimiz arıyor. Ben geldim buraya veya çocuğumu gönderiyorum. Bize sahip çıkın. Nasıl yapalım, nedir? Başkanların hepsi burada yardımcı olmuştur. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen kitap fuarında pazar hareketliliği vardı. İlk günün durgun geçtiğini, kitap satışının çok az olduğunu dile getiren kitap satıcıları, pazar günü satışların oldukça iyi geçtiğini söyledi. Tüm vatandaşların davetli olduğu Ordu Kitap Fuarı'nda binlerce çeşit kitapla seçkin yayın evi ve yazarlar yer alıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap fuarında herkese kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. Çok sayıda siyasetçi, valilik ve belediyelerin de katıldığı fuar Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde kitapseverlerin hizmetine sunuldu. İlk günlerde kitap satışlarının oldukça durgun olduğunu söyleyen kitap satıcıları, pazar gününün ise kendilerine bereketli geldiğini belirtti. İlk gün çok kötüydü satışlar. Hafta sonuna geçtikten sonra bayağı yükselmeye başladı. Bir de reklam falan çok iyi değil gibi geldi. Şehrin içinde billboardlarda olsun falan filan. O reklam daha şey olsa, daha işte etkili olsa daha çok müşteri gelir diye düşünüyorum. Büyük memnun etti. Daha zaten kapanana kadar böyle devam edeceğini düşünüyorum. Pazar günleri genelde böyle oluyor. Hava da çok güzel dediğiniz gibi bugün. Bayağı etkiliyor hava müşteri sayısını. Yani Oğuz Atay'ı tercih ediyorlar. Büyük ihtimal televizyonda bir dizide görünmüş herhalde. O yüzden tanınmaya başladı. Oğuz Atay'ı soruyorlar. Klasiklerden bakıyorlar. Edebiyat, dünya edebiyatı klasiklerinden. Kitap fuarı açılmasından oldukça memnun olduğunu dile getiren vatandaşsa sözlerini şöyle sürdürdü. İyi oldu yani bizler için, kitap severler için çok iyi oldu. Tabii tarih kitapları özellikle çok seviyorum. Osmanlı kitaplarını çok seviyorum. Bu yüzden burada bu kitaplara ağırlık veriyorum. Tabii aradığımı buldum. Yani Diriliş kitabını aldım mesela dün özellikle. Osmanlı kitabı olduğu için. Genel olarak buluyorum yani aradığım kitapları. Tabii ben haftanın 5 günü okula gidiyorum ama okuldan sonra yine gelmeyi düşünüyorum. Yani özellikle kitaplarla iç içe olmak hepimiz için çok iyi, önemli yani. Aranan her kitabın fuarda bulunabildiğini dile getiren vatandaş, ordunun bu anlamda çok şaşırttığını, hala kitap okuyan insanların olmasınınsa oldukça memnun edici olduğunu dile getirdi.
Her tür kitap var. Ordu'ya ben ziyaret amaçlı geldim. Ordu bu anlamda beni çok şaşırttı. Yürüyüş yaparken tesadüfen gördüm. Hala burada kitap okunması çok mutlu etti. Ege'den geldim ben. Kitap okumuyoruz zaten. Yani soğuk memleketlerde okuyoruz kitabı. Sıcak memleketlerde çok kitap ne yazık ki okunmuyor. Artık internet de geldi biliyorsunuz. Ama kitabın kokusu, kitabın dokusu çok başka bir dünya. İnşallah unutmayız. Pazar tatilini bu hafta Yasonburnu'nda geçirenler vardı. Yason'un sakinliğinde ailecek gezip kafa dinleyen vatandaşın yanı sıra bir de hafta sonu tatili dinlenmeden çalışıp ekmeğinin peşine düşen vatandaş da. Ailecek geziyoruz. Ailece geldik. Çocuklar hava alsın diye güneşli bir gün dedik. Fırsatı değerlendirelim dedik. Yani söylediğiniz şey de bence burası için iyi olur. Hani burası piknik yapılacak bir yer kadar geniş bir yer çünkü. Havası çok güzel. Ne bileyim güzel yani burası. Ordu'nun gözde mekanlarından biri olan Yasonburnu bu haftada insan kalabalığından nasibini aldı. Yason'a akın akın insan yağdı, günün bolluğundan da gözleme yapıp satan çift yararlandı. Çevre il ve ilçelerden birçok kişi pazar tatilini Yason'da geçirdi. Tatil yapmaya gelenlerin yanı sıra havanın güzelliği ve kalabalıktan faydalanan satıcılar da pazar gününü bereket içinde geçirdi. Ben hafta sonları geleyim, Allah'a şükür olsun. Pazar günleri yetiştiremediğim zaman oluyor. Çok. 4 seneden beri geliyorum. Gittim belediyeden falan hep izinimi aldım. İzinsiz de gelmedim. Şimdi beni buraya bırakıyor, yazın çocuklarım oluyor yanımda. Şimdi kimse yok, tek başımayım. Kazancı iyi mi peki? Allah bereket versin. İyi, ben memnunum. Tabii şuraya at yapı yapsalar, bana da bir yer yapsalar, vergisini de versem daha huzurlu olacağım. Zor olmuyor mu rüzgarda gözleme pişirmek? Zor oluyor da şemsiyemizi koyuyoruz, bir şeyler uğraşıyoruz. Peki kışın ne yapıyorsunuz burada gözleme? Kışın gelmeyeyim, yazdan yaza geliyorum. Kış için istiyorum, bir dükkan gibi bir yer istiyorum barınak. Her zaman da getir götür, yorucu oluyor ama hafta sonları buradayım. Allah nasip ederse yaza da Mayıs ayında da her gün geleceğim. Burada gözleme pişiriyorsunuz, gelip hafta sonları mı geliyorsunuz sadece? Evet, hafta sonları, cumartesi, pazar. Yok. Hanıma yardım edeyim işte. Yoğunluk oluyor mu peki? Oluyor, pazar günleri çok yoğunluk oluyor. Kazancı iyi mi? İlerliyor Allah'a şükür, ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenleme çalışmalarına da oldukça sıcak bakan Ordulu vatandaş, Yason'un turizme kazandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Geçen yıl oranla ışıklandırması falan yapılmış, temizlikleri yapılmış, göze hoş gelmiş. Vatandaşın Yason için bir de tavsiyesi vardı. Mesela benim en çok kafamda düşündüğüm, buraya Fatsa'dan, Ünye'den veya işte çevre illerden olabilir, tekne gezileriyle tanıtım yapılması daha uygun olur diye düşünüyorum. Havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz'in hırçın balıkları da tezgahlardaki yerini aldı. Şimdilik Marmara hamsisi yüzünü göstermiş olsa da yeni haftada tezgahlarda Karadeniz hamsisi yerini almış olacak. Peki hamsinin fiyatı ne olacak? İşte bu sorunun cevabı haberimizde. Sıcaklıklar düştü, çeşit çeşit balıklar ise tezgahlardaki yerini aldı. Bu sezon palamut balığı bolluğunu yaşayan vatandaşlar artık dört gözle Karadeniz'in nazlı balığı hamsiyi bekliyor. Şu anda hava şartları endeksi olarak durgun gidiyor. Havaların soğumasıyla artış başlayacaktır diye bekliyoruz. Karadeniz hamsisi yarından itibaren tezgahları süsleyecek. Palamutlar yavaş yavaş çekiliyor. Karadeniz hamsisi palamutların yerini doldurmaya başlıyor. İnşallah hamsi bereketiyle gelecek. Tezgahlar şenlenecek. Şimdilik Marmara hamsisi tezgahlardaki yerini aldı ancak yeni haftada Karadeniz'in nazlı balığı hamsi tezgahlardaki o meşhur yerini alacak. Çok yoğun bir hamsi beklenmiyor. İnşallah yanılırız. Yoğun bir şekilde hamsi çıkar. Vatandaş da hamsiye bu sene doyar diye bekliyoruz. Palamut'a doydular. Hamsiye de doyarlar inşallah. Palamut ve hamsi İsrail'de Çinekop takip ediyor. Onlara yoğun bir ilgi var. Onlar çıkmaya devam ediyorlar. Şu anda onlarda bir azalma yok. Karadeniz hamsi onların önüne geçecek. Yarına itibaren yoğun bir şekilde hamsi bekliyoruz. Peki yeni haftada
tezgahlara gelecek olan ve merakla beklenen hamsinin kilosu ne kadar? Şu anda fiyat netleşmemekle beraber 10 lira ortalamasıyla tezgahlarda yerini bulur diye düşünüyorum. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Aybastı ilçesinde yürütülen yol yapım çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Gündoğar, Aybastı-Fatsa yolunda çalışmaların tam gaz ilerlediğini belirterek, Fatsa çevre yolunda ise kamulaştırmaların %75 tamamlandığını söyledi. Aybastı ilçesinde yol yapım çalışmaları tam hızıyla sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi ortaklığında sürdürülen yol yapım çalışmalarını Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar değerlendirdi. 2016 yılında Aybastı-Fas arasında çalışmalarımız devam ediyor. Aybastı çevre yolunda kamulaştırma %75 tamamlandı. Kamulaştırmada yerine verme vatandaşlarımızın mahkeme süreci başlayacak. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aybastı-Reşadiye arasında yürütülen yol yapım çalışmalarının tam gaz ilerlediğini söyleyen Başkan İzzet Gündoğar, Aybastı-Pelitözü arasında yürütülen sıcak asfalt çalışmasında 5 kilometrenin tamamlandığını belirtti. Aybastı-Reşadiye arasındaki yol 49 kilometre daha önce ihale edilmişti. İlgili firma yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Borcalı-Bereket arası bitti, hizmete sunuldu. Başkan Gündoğar son olarak ilçede yürütülen beton yol çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi. Şu an ilçemize Büyükşehir Belediye'mizin de çok güzel hizmetleri var. Aybastı Pedüz arasında 11 kilometrelik asfaltın 5 kilometresi bitti, sıcak asfalt çalışmalar devam ediyor. Yine bu sene Çakıllı mahallemizde 6,5 kilometre soğuk asfalt yaptı. Mahallelerimizde büyük şehrimiz yaklaşık 5 kilometre beton yol çalışmalarına başladı. Devam ediyor. Yine Aybastı Alanket arasında sıcak asfalt öncesi altyapı, sanat yapıları, duvar çalışmaları devam ediyor. Bu hizmetlerin yapılmasında başta ordumuzun gururu Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş Bey'e, milletvekillerimize, büyük şehrimizin yaptığı hizmetler anlamında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz Bey'e, il başkanımıza, il teşkilatımıza, bu hizmetlerin yine ilçemize taşınması demeye geçen AK Parti ilçe teşkilatımıza, meclislerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'da faaliyet gösteren ve orduluların sıla özlemlerini gideren Ordu Perşembeliler Derneği, İstanbul'da kültür gezisi düzenledi ve ordululara doyasıya bir gün yaşattı. İstanbul'da yaşayan orduluların sesi olan ve sıla özlemlerini gidermek adına çeşitli faaliyetlerde bulunan Ordu Perşembeliler Derneği Başkanı Cemalettin Mercan ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul'da kültür gezisi düzenledi. Yeni İnşaat Derneğimizle Perşembe Derneğimizin organize etmiş olduğu Boğaz turunun ilk ayağı olan Minyatürk'e geldik. Gezimizi yaptık, yemeğimizi yedik. Bundan sonra da Boğaz turuyla bitireceğiz inşallah. Büyükşehir Belediyesi'ne ve Mergeçen herkese teşekkür ediyorum. Perşembe Derneğimizle vatandaşlar düzenlemiş olduğumuz gezi turuna Minyatürk'e başlamış bulunmaktayız. Ben de Perşembe Derneğimiz Cemalettin Başkanımıza bu konuyla ilgili teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan herkese, dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Ordu Perşembeliler Derneği öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ise katkılarıyla düzenlenen kültür gezisinde ordulu vatandaşlar İstanbul'da doyasıya bir gün yaşadı. İlk olarak Minyatürk'e gelen ordulular burada öğlen yemeklerini yedi, ardından ise rotalarını Eminönü'ne çevirdi. Burada Boğaz gezisi yapan ordulular eşsiz manzaraya ise doyasıya baktı. Şimdi sizleri Altınordu ilçesinde bulunan ve hikayesi oldukça ilginç olan tarihi bir eve götürüyoruz. Çünkü bu ev depremde olduğu yerden 30 metre ileriye gitti ve tekrar olduğu noktaya geri getirildi. Detaylar haberimizde. Altınordu ilçesi Övündük mahallesinde bulunan bu tarihi evin ilginç bir hikayesi var. Çünkü bu ev 1939 yılında meydana gelen Erzincan depreminde etkilenmiş ve olduğu yerden 30 metre ileri kaymış. Erzincan büyük depremde bu ev 25-30 metre aşağıya kayıyor. Kayan evi o zamanın ustaları emece usulüyle bir sürü millet toplanıyor. Kaldırıp evi tekrar yerine yerleştiriyorlar. Dönemin imkanları göz önünde bulundurulduğunda insan gücüyle ve büyük tahtalarla
kaydığı noktadan tekrar eski yerine geri getirilen bu tarihi ev o günden bu yana tarihe meydan okuyor. Bugün bu ev hala ayakta ve hala da ev olmaya devam edebilecek konumda. Yer normal yeri, yani evin yapıldığı yer. Ama depremde ev kayıyor. 25-30 metre kadar aşağı tarafa kayıyor. Onu işte altına kütükler koyarak işte babalarımızın anlatmasıyla biliyorum ben 39 depremini yaşamadım bilmiyorum. Onların anlatması büyük kalaslar ağaçlarla beraber kaldırarak kaydırarak veyahut da o zamanın ustaları mesela o dönemin meşhur ustası Palazoğlu Şükrü Usta o evi getiriyor normal yerine yerleştiriyor. Tarihe meydan okuyan bu evin başına gelmeyen kalmamış. Geçtiğimiz aylarda evin çatısını yılanlar basmış ve çatıyı tamir etmeye gelen işçiler canlarını zor kurtarmış. Bu seneki yaşanmış olan hazin bir olay. Çatı değiştirilirken gelen ustalar çatının kiremitleri kaldırıyor. Kiremitin altından yılanlar çıkıyor. Ve korkup atlıyorlar. Tabii ev amcamın oğlu Hikmet Bacınoğlu. Bunu herkes bir tanır. Eski ordu sporlu Hikmet Bacınoğlu. Eve de değer veriyordu. Ama yılanları duyduktan sonra bir daha eve giremeyeceğini, çocukların da ikna edilmesiyle yıkım kararı alındı eve. Bu elim olayın meydana geldiği günün ardından ise ev sahipleri kendi aralarında fikir birliğine varmış ve bu evi yıktırma kararı almış. Gidiyor. Yani böyle bir tarihi evin içerisinde gördünüz, baktınız. Yıkılmasına hiçbir zaman gönlüm razı değil. Tabii devletimiz buna bir şey yapabilir, yapamaz. Koruma altına alınır, alınmaz. Başka ne yapılabilir bilmiyorum tabii ama. Şimdi bu ev yıkılacak. Oradan ağaçtan bir yıkılacak. Giresun'da bayan kuaförlüğü yapan Senife Henden Peker, bölgenin en önemli geçim kaynağı fındıktan yola çıkarak suni saçtan hazırladığı sepet ve çotanı saç tasarımında kullanıyor. İzliyoruz. Giresun'da kuaför Senife Henden Peker'in yörenin en önemli geçim kaynağı fındıktan yola çıkarak suni saçtan hazırladığı sepet ve çotanı saç tasarımında kullanması dikkat çekiyor. Bulancak ilçesinde hizmet veren Peker, gazetecilere yaptığı açıklamada 15 yıllık meslek hayatında kendini geliştirmek için farklı saç modelleri üzerinde çalıştığını söyledi. Genellikle saça taç, çiçek gibi materyaller kullanarak şekil verdiğini belirten Peker, tasarım amacıyla hazırlanan modellerde ise çok farklı çalışmalar yapabildiğini belirtti. Tasarımının yarışmada derece almasa da dikkat çektiğini ifade eden Peker, saçtan neler yapılabileceğini göstermenin mutluluğunu yaşıyorum. Saçtan sepet, hatta fındık modeli yapılabileceğini gösterdim. Fındığı tanıttım ve adeta başımızın tacı yapabileceğimizi gösterdiğim bir tasarım oldu diye konuştu. Farklı olması için de giresun, fındık, sepet diye yani böyle bir konsept oluştu kafamda. Tamamen saçtan yapılmış fındık olsun, gerek o yapraklar olsun, gerek sepet olsun tamamen hepsi sepetten oluşmuş ve saçtan neler yapılabileceğini göstermek amaçlı. Yani bir sepetin olabileceğini, bir fındığın da olabileceğini göstermek amaçlı. Giresun yöresini geçim kaynağımız fındık olduğu için bir nevi fındığı da tanıtmak amaçlı ve başımıza taç yapmak amaçlı bu şekilde böyle bir tasarım oluştu. Peker'in hazırladığı tasarımı inceleyen müşterilerden Fatma Gül Erdoğan da saçtan böyle bir model hazırlanabilmesinin kendisini şaşırttığını söyledi. Valla ben görünce çok şaşırdım, çok beğendim, çok güzel bir tasarım. Yani şaşırdım adeta, yani bizim fındığımız bir baş tacı olması, yani şekilleri, yani saçın gerçekten görüntü olarak tasarımını çok beğendim. TV52 akşam bülteninin sonuna geldik. Birazdan spor haberlerini izleyebilirsiniz. İyi akşamlar.
Ortuto 3. Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından morallerin bozuk olduğu Ordu Spor'da kötü gidişat umutsuzluğa neden oldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son 2 haftada aldığı Düzyurt Spor ve Afşet Afyon Spor mağlubiyetinin ardından keyiflerin kaçtığı Ordu Spor 7 gün sonra grupta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 8 puanlı 12. sırada yer alan Sultanbeyli Belediyespor'u konuk edecek. Hazırlıklarına pazartesi gününden itibaren başlayacak olan Menekşiler alınan 2 mağlubiyeti telafi etme peşinde olacak. Peş peşe gelen mağlubiyetlerin ardından ise oklar teknik direktör Turgut Kural'a çevrildi. Özellikle sosyal medyada teknik direktör Turgut Kural'ın Ordu Spor için yetersiz olduğu görüşü var. Son 2 maçta 8 gol yiyen ve buna karşılık sadece 2 gol atabilen Ordu Spor'un Turgut Kural ve ekibi için son şans Sultanbeyli Belediyespor müsabakası olacak gibi. Sultanbeyli Belediyespor karşısında alınacak olası bir mağlubiyet sonrasında Ordu Spor yönetiminin, Turgut Kural ve ekibinin Ordu Spor'daki geleceği için masaya oturacağı öğrenildi. Öte yandan Ordu Spor'da kaptandan kötü haber geldi. Afşet Afyonspor ile oynanan karşılaşmada maçın daha 2. dakikasında talihsiz bir şekilde sakatlanarak omuz köprücük kemiği kırılan kaptan Yasin Öztop ameliyat oldu. Ordu'da özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçiren Yasin Öztop yaklaşık 1 ay sahalardan ayrı kalacak. Pota'nın Menekşileri bu kez başaramadı. Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde cumartesi günü Bornova Beçker Spor ile mücadele eden Ordu Spor Kadın Basketbol takımı Bornova Beçker Spor'a 62-49 mağlup oldu. Üst üste aldığı 2 galibiyetle iyi bir hava yakalayan Pota'nın Menekşilerine deplasman yaramıyor. Evinde oynadığı üst üste 2 karşılaşmadan da galibiyetle salondan ayrılan Ordu Spor yine deplasmanda mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı sezonun ilk karşılaşması Mersin müsabakasından sonra ikinci deplasman mücadelesini Bornova Beçker Spor karşısında veren Pota'nın Menekşileri Bornova'ya ilk yarısı 33-28 biten maçtan 62-49 mağlup olarak Ordu'ya döndü. Maçın ardından Bornova Beçker Spor mağlubiyetini değerlendiren Ordu Spor Kadın Basketbol Takım Antrenörü Hakan Yiğit, "Bu maç için çok söylenecek bir şey yok. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Böyle bir oyun hiç beklemiyordum takımımdan. Biz geçen maçın havasında takılı kalmışız. Onu gördüm ben sahada. Savunma hatalarımız çok fazlaydı. Hücumda istediğimiz organizasyonları neredeyse hiç yapamadık. Bu maç çok büyük bir kayıp bizim için. Buraya kaybetmek için gelmemiştik. Yükselen bir form grafiğimiz vardı. Rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Onlar maçı kazanmak için gerekli mücadeleyi verdiler ve kazandılar. Tebrik ederiz" açıklamasını yaptı. Güzel Ordu Spor rahat kazandı. Fatsa Belediyespor ise avantaj kaybetti. Bölgesel Amatör Lig'de 5. hafta geride kaldı. 4. grubun 5. haftasında Ordu temsilcileri bu hafta grubun son sıralarında yer alan takımlarla mücadele ettiler. Grubun favori takımlarından Güzel Ordu Spor'un bu haftaki rakibi Samsun temsilcisi Yol Spor'du. Grupta şu ana kadar galibiyeti olmayan ve sadece 1 puan toplayabilen rakibi Yol Spor karşısında maçın başından sonuna kadar rahat bir oyun ortaya koyan Güzel Ordu Spor, Samsun temsilcisini 4 golle yenmesini başardı. İlk yarısı 3-0 biten karşılaşmada Güzel Ordu Spor 4-1'lik galibiyetle haftayı 3 puanla kapattı. Aldığı galibiyetle puanını 11'e çıkartan Güzel Ordu Spor, grupta da liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Grubun bir diğer Ordu temsilcisi Fas'ta Belediyespor ise güçsüz rakibi karşısında aradığı galibiyeti bulamadı. Grubun son sırasında yer alan Ortaköy Belediye Şipanovo Spor ile deplasmanda mücadele eden Sarı Lacivertli takım Artvin deplasmanından golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Şipanovo Spor ile 0-0 berabere kalan Fas'ta Belediyespor 11 puanla Güzel Ordu Spor ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla liderlik koltuğunu Güzel Ordu Spor'a bıraktı. Türkiye'de 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sunar.
Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Beşikdüzü, Trabzon yolunun 0. ve 57. kilometreleri arasındaki müxtelif kesimlerde bulunan köprülerde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Trabzon, Torul yolunun 2 kilometresinde bulunan Zigana tünelinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08-17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Gümüşova, Düzce, Bolu yolunun 28. ve 33. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Polatlı yolunun 22. ve 26. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle Ankara-Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Eskişehir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM otoyolunun Metris kavşağı, Levent 1. kavşağı kesimi 3. ve 18. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle önce Ankara-İstanbul daha sonra İstanbul-Ankara istikametinde 22-06 saatleri arasında şerit kapatması yapılacak olup ulaşım açık olan şeritlerden sağlanıyor. Çalışma önce Metris kavşağından başlayacak, daha sonraki aşamada ise Hastal kavşağı Metris kavşağı arasında devam edecektir. Kayseri-Kırşehir yolunun Himmetli'de Boğazlı Yılan kavşağı 4. ve 6. kilometresinde köprülü kavşak çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. ...47 il 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sundu.